Merhaba Sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Bursa'nın Osman Gazi ilçesinden sesleniyoruz. Bebeler Sarayı'nın konu olduk. Yanımızda film ortaklarından Sayın İsmail Özevin var. Merhabalar İsmail Bey. Merhaba, hoş geldiniz Bursa'mıza. Hoş bulduk. Efendim bize biraz firmanızdan bahseder misiniz? Tabii, Bebeler tabii. Sarayı kimdir? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Bizim ticari geçmişimiz bir 50 yıla dayanıyor. Ama bebe sektöründe 1991'de başladık. İşte 22 yıldır devam ediyoruz. Bayağı da mutluyuz bebeci olduğumuz için. Çok güzel. Peki bize biraz üretim aşamasından bahseder misiniz? Bizim üretimimiz ilk önce perakende ağırlıklı işimize başladık. Tabii sektör Bursa'da çok yoğunluk kazanınca Türkiye genelinde de toptan müşterimiz çoğaldı. Bütün Anadolu'ya, Hatay'dan tutun Erzurum, Trabzon civarında müşterimiz var. Toptan da yaptığımız ayrı bir yerde yine böyle güzel bir mağazamız var. Çok güzel. Peki ürün yelpazenizde neler bulunmakta? Bizim genellikle perakende de araç, kereç ve tekstil ürünleri ağırlıklı. Fakat toptan, hatta bir imalatımızda da Baby Center'da ikinci bir firmamız var. O da imalat. Ona da yeni bir firma ekledik çok şükür. Kitikate diye. Ona bir bayilik daha vermek istiyoruz. Türkiye muhteferlerine. Orada tekstil ağırlıklı imalatımız. Ama perakende, araç, kereç, itriyat, bebeğin doğumla ilgili ve 3 yaşa kadar bütün malzemeleri var. Yani bütün ihtiyaçları var. Buradan karşılayabilirler. Tabii, tabii. Peki sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Bizim en büyük özelliğimiz bu işin sevdalısıyız. Ve Türkiye'de önce olduk bebe sektöründe. Bütün mallar önce bizim denetimizden geçiyor. Kalite olarak ya. Penye olması, işte bedenlerin çok ergonomik olması, araçların bütün kimyasal temizliklerin olması. O yönden biraz farklıyız yani kalite açısından. Bir üst firma sayılıyoruz yani. Nedense. Çok güzel. Peki bu ürünler nerelerden geliyor ve nerelere kadar ulaşıyor? Şimdi bu ürünlerin büyük bir kısmı artık Bursa tekstille. Havlu, çeyizli. Şimdi bebeğe dönüştü Bursa. Bebeğe imalatında. Fakat araç kereç dediğimiz tabii uzak doğu menşeli. %80'i. Bütün o araç kereçlerin hepsi Türkiye'ye uzak doğudan geliyor. Yani %80'ini karşılayabiliyorlar. Tabii, tabii. Çok güzel. Peki bu sektörde karşılaştığınız sıkıntılar nelerdir İsmail Bey? Sıkıntılar yok desek yeri var. Şu anda ticari piyasanın en rahat sektörü bizim bebeciler. İşte ihracatta gelen malların, dövizlerin çok sabit oluşu o büyük bir şans oldu bizim için. 2 yıldır fiyatlar müthiş istikrar sağlandı. Zorluk yok yani işin doğrusu. Peki fiyat aralıklarınız nelerdir? Fiyat aralıkları çok mühim işte. Bizim o merdiven altı imalat dediğimiz her sektörde olduğu gibi bizim Bursa'mızda da var. Onlarla bir %30 fiyat oynuyor. Fiyat, kalite aynı. Yine pamuk ipliği, inlentiren. İşte ama ucuz imalat maalesef. Ciddi büyük imalatçı da zorluyor yani. Değil mi? Evet. Peki hedefleriniz nelerdir ileride? Sizi nerelerde göreceğiz? Vallahi biz eski esnaf tabir olduğumuz için merdivenleri ağır ağır çıkıyoruz. Hiç telaş yapmıyoruz. Tabi Anadolu'da İsmimize bayilerimiz yok ama çok 300 yakın müşterimiz var Anadolu'da. Onlar yine böyle sıcak münasebetlerimiz devam ediyor. İnşallah onlara yardımcı oluruz devam. Sürekli ticari yönden bildiklerimizi onlara aktarıyoruz. Çok güzel. Peki ürün alınırken nelere dikkat edilmeli sizce? Şimdi ürün alırken bir devletin zorlaması yok. Sağlık Bakanlığı'nın hiçbir zorlaması yok. Burada en büyük şey iplin pamuk olması. İçerisinde polyester, sentetik madde katılmaması. Son birkaç senedir biraz sıkıntı var. Bu ihracattan gelen şeyler, iplikler içerisinde ya polyesterli ya sentetik. İşte bunlar çok mühim. Biz onlara çok aşırı dikkat ediyoruz. İlle %100 pamuk olacak mamuller. Peki satışını gerçekleştirdiğiniz ürünlerin daha sonrasında garantisini sağlıyor musunuz? Garanti zaten tüketici hakları diye bir yasalar çıktı. Fevkalade işliyor. Bu araç gereç dediğimiz kesimlerde 2 yıl Sanayi Bakanlığı'nın garantisi var. Öbürlerine de bizim örf adetimizden, esnaf bilgimizden her müşteri geri gelen mal bir kere 15 gün içerisinde alınıyor, parası iade olunuyor. Büyük bir fedakarlık esnaf için. Peki hani böyle bebekler çok hassas oluyor genellikle ve aileleri bebeklerin sıkıntı yaşayacağını düşünüyorlar. Mesela örnek veriyorum, bebek arabasında ona zarar verir mi cildine? Ne bileyim, kullanılan ürünlerden zarar gelir mi kullanılan? Tabii bu artık müşteri çok bilinçlendi. Bu internet denen fevkalade bir alet var. Yani hepimizin evinde. Oralarda müthiş bilgi aktarıyorlar. Bazı bizi bile yönlendiriyorlar.
oradan teknik bilgi almışlar. Sağlık bakımından işte bunun ergonomik mi, bebeğime zarar olur mu? Bu piyasada bu yönden çok rahat. Peki diğer firmanızdan biraz bahsetmek istiyorum. Onunla ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii bu öbür firmamız da aynı bu şekilde. Kapalı Çarşı'nın içerisinde tarihi bir bölge. Bakırcılar Çarşısı. İşte etrafımızda bütün Hanlar bölgesine geçiyor. Oranın daha bir estetiği var böyle. Oranın müşteri grubu daha farklı. Daha samimi böyle. Eski müşteriler olduğu için oranın da hali çok güzel. Siz de öylesiniz zaten. Teşekkür ederim. Peki hedefleriniz nelerdir? İleride nerelerde göreceğiz sizi? Vallahi işte Türkiye'yle beraber biz de gelişiyoruz. Yani işte ihracat rakamlarını duyduk bu sene. 160 milyon milyar dolarlardan bahsediliyor. Biz de o paralelde gidiyoruz inşallah. Peki şubeleriniz var mı ya da şubeleşmeyi düşünüyor musunuz? İşte onları demin mevzu geçti. Ondan sonra öyle bir çalışmamız yok. Ama 300'e yakın müşterimiz var bizim Anadolu'da. Onlarla devamlı bilgi alışveriş şeyimiz oluyor. Onları ancak öyle yardımcı olabiliriz. Çok güzel. Peki buradan son olarak müşterilerinize ve izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınızı alabilir miyim? Valla müşterilerimden memnunuz hepsinden. Biz sevilen de bir mağazayız ondan sonra. Buyursunlar gelsinler her zamanki gibi. Rahat rahat alışveriş yapsınlar. Mutlulukla. Hatta bizim bir sloganımız vardı. Gülen bebekler mutlu anneler diye. Aynen devam ediyoruz sonra. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bebeler Sarayı olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Bebeler Sarayı'ndan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bir kez de olsun burayı ziyaret edin diyoruz. Söz Merkez stüdyolarımızda.